Sadece sevincin hani çok onun okuduğunu ve araştırmayı sevdiğini bildiğim için oyunu okuyunca ne hissettiğini, ne düşündüğünü çok merak ettim. Çünkü çok enteresan. Yani bizim bilmediğimiz bir dehliz de aslında Fatma Nudiye'nin hayatı. O yüzden biz okudukça çok etkilendik, çok şaşırdık ve sürekli böyle araştırmamız gereken tonlarca şey olduğunu fark ettik. Sen ne hissettin? Onu merak ettim ben. Ya birincisi şöyle çok avantajlıydım Selin. Nihal'den ötürü. Yani Nihal böyle daha sizin oyuncaklarınızı böyle size göstermeden önce parça parça getiriyor ya böyle arabasının bagajında oluyor, yukarı çıkarıyor, yapıştırıyor, geri indiriyor falan. Bir kere görüyorum yani. Hani sonra bir de atölyede artık da belki sizden önce gördüm, bilmiyorum yani. Belki Yelda'dan 10 dakika sonra görmüş olabilirim, zamanlama olarak bilmiyorum. Şimdi tabii tasarım fikir veriyor. Onun için maalesef 3 aşağı 5 yukarı nasıl sahneye geleceğini okuyunca hani böyle parçaları birleştirdim. Ama lafımın arkasındayım. Çok zor. Çok zor bir oyun. Çok heyecanlandım. Hiç tanımıyorum. Fatma Nudiye'yi hiç tanımıyordum. İlk defa bu metinle tanıştım. Yani benim eksikliğim olsun. Hiç bilmiyordum. Ondan sonra araştırdım zaten. Ve ilk daha hani metnin en başında bu metin yoğunluğunu yalınlığına borçludur diye bir şeyle başlıyor ya. Zaten beni orada bak Aldı. yoktan aldı. Sevinç tekrar hoş geldin. Hadi bakalım. Ya Fatma Nudiye Yalçı aslında Cumhuriyet tarihinde, Osmanlı'nın son döneminde ve özellikle Türkiye sol tarihinde çok önemli bir figür. Ama figür kısmı gerçekten tırnak içinde. Ya bir kere pedagog, gazeteci, yazar, çevirmen, birçok kimliği var. Kendi yaşamında ve Türkiye siyasal yaşamında çok önemli sorumluluklar almış. Çok ciddi işlere girişmiş. Fakat böyle bir insan ne bileyim Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da yaşasa üzerine tonla kitap yazılır. Tezler, araştırmalar yapılır, dernekler kurulur falan. Biz de ne hikmetse hep bir yerlerden kulağıma çalınan bir isim veya yine bir takım ağırlıkla tabii Hikmet Kıvılcımlı'nın o koca külliyatında bile bir iki tane dipnotta geçiyor ismi. Bunun üzerine konuyu iş edinen iki tane araştırmacı Ahmet Kale ve Mehmet Aslan 90'lı yılların sonuna doğru bir arkeolojik araştırma yapıyorlar aslında Fatma Nuriye Yalçı üzerine. Çünkü yani yaşadığı dönemi, geliştiği dönemi daha doğrusu düşündüğümüz zaman 1904 yılında doğuyor ve evet iyi bir ailede yetişiyor. Çok meraklı, sorgulayan, şeytan tüyü olan birisi. Çok iyi bir eğitim almış. Fransızcası çok iyi. Ama manzara şu, peçenin altında Marx, Engels, Proudhon tartışan bir kadın var. Yani Osmanlı'nın o döneminde Cumhuriyet'in kuruluş dönemine tanıklık ediyor ve hızlı siyasal anlamda da, entelektüel anlamda da gelişme gösteriyor. Okuduğumda şimdi zorluğuyla heyecanını çok eş değer bir biçimde barındıran bir metin. Bir yandan zorlu ve riskli, hem içeriği açısından hem biçimi açısından zorlu bir oyun. Fakat hani bizim iş üretirken duyacağımız o haz var ya ya da ihtiyaç duyduğumuz o hazı da böyle barındırıyor içinde. Çünkü zaten hani benim için 2000 artık 21'in Türkiye'sinde bir kadın olarak Fatma Nudiye Yalçı Hanım'ın hani bizimle buluşmak için ben öyle hissettim o metni okuduğum dönemde. Elini uzattığını düşündüm ve buna Bilgesu Erenus gibi çok önemli bir kadın yazarımızın
vesile olduğunu, hani bunu görmezden gelemeyeceğimi. Çünkü başka bir oyun da bakabilirdik. Yani o dönemde Mehmet Ergen'le görüştüğümüzde hani başka bir oyun da olabilirdi. Bunu hep konuşuyorduk. Fakat ben çok da uzun düşünmeden, çok birazcık içgüdüsel mi diyeyim, öyle bir şey oldu. Yani biz sanki seslenme gibi bir buluşma, hani vakti geldi artık ve ben kendime şaşırdım. Hiç Fatma Nudiye Yalçı'yı bilmiyor olmam. O kadar konservatuvarda okudum, o kadar tiyatro tarihi, o kadar sonra gittim bilmem ne okudum. Hiç bilmiyor oluşum, kendimden biraz utandım. Ve oyunun zorluğu, işte hani dedim ya, içerik açısından da, biçim açısından da zorlu bir oyun. Bütün bunlara rağmen o şeyi eli tutmak istedim. Çünkü o el, hani geçmişim benim ve o aynı zamanda bugünüm. Bir garip bir buluşma oldu diye düşünüyorum. Çünkü Fatma Nudiye Yalçı ile ve onun hayatı ve hayatında olup bitenlerle, biliyorsun 1904 doğumlu, Cumhuriyet öncesinden, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllar ve önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz oyunda. Ve ben bugün 2021 Türkiye'sinde, Cumhuriyet'inde oraya dönmek benim için bir yüzleşme, büyük bir buluşma olacağını düşündüğüm için ben oyunu çok severek, çok isteyerek ve böyle okurken çok film gibi gözümde aktığı için çok isteyerek kabul ettim. Bir sene oldu şaka bir yana neredeyse. Ve de hayatımda en uzun yaptığım oyun olarak da şeye geçecek, benim için tarihe geçecek. Dediğin gibi yani hiç tanımadığımız, ne yazık ki çok özür dileyerek kendisinden, hiç tanımadığımız bir kadının hayatını ele almak, onun yaşadıkları dönemleri sahneye taşıyabilmek gerçekten aslında, yani bütün o çok zor diye nitelendirdiğin Sevinç, senin şeyde inan dekor ve kostüm açısından da zordu. Yelda ile bayağı birbirimizi hiç tanımayarak şey, böyle hani balıklama girip benim fikirlerim bunlar, senin fikirlerin ne diye belki uzun bir süre tartışıp konuşup sonuçta bir ortak bakış açısı bulmaya çalışıp geliştirdiğimizi düşünüyorum. Benim çıkış yolum şuydu. Sonuçta başlangıcından sonuna kadar hepimizin hayatında bir takım anılar oluyor. O anılarımızı biriktiriyoruz, anlarımızı biriktiriyoruz. Belki hiçbirimizin özellikle biriktirdiği bir sandık, bir şey yok ama arkamızdan belki açılacak nice sandıklarımız var, öyle söyleyeyim. İnşallah doğru sandıkları kurup doğru sandıklarda açtığımızda doğru şeyleri iletebiliriz seyirciye. Evet, bir sürü dönemi anlatıyor ama mesela kostümlerde çok bariz bir şekilde bir dönem yok. Aslında baktığın zaman belki yedi kadın bir araya geldiğinde yedisi birden tek bir kadını oluşturuyor. Müzik açısından bu oyunun iki boyutu var. Benim için ve sanırım Yelda için de. Birincisi, oyun zaten biraz belgesel nitelikte bir iş olduğu için, yani gerçekten olup biten şeyler üzerine olduğu için dönem müziklerimiz var. Oyunun içinde kullandığımız, bir de oyuna dışarıdan bakmak için kullandığımız bir müzikal dil var. Dönemlerden bağımsız olarak aslında en heyecan verici kısmı buradaki yeni dili kurmaya çalışmak oldu bence. Yelda ile deneye deneye, dinleyerek, yapa ede, revize ede ede ve güzel bir şey kurabildiğimizi de düşünüyorum ben. Hani gerçekten orijinal, gerçekten kendine has ve bir şekilde oyuna katkı sağlamayı başaran. Ha, üçüncü bir boyutu daha var. Sahne üzerindeki canlı performanslar, oyuncuların performansı, ki benim için en heyecan verici
kısmı o işin. Ha tabii onları tam istediğimiz noktaya getiremeden fiziki provalarımızı bırakmak zorunda kaldık, sahne provalarını. Hani Zoom üzerinden de o iş tam ümit ettiğimiz gibi müzik provaları çok iyi yürümeyebiliyor. Ama tekrar yürütebilecek noktaya geldiğimizde ortaya harika bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çok keyifli çalışıyoruz. Tabii ki de çok zor bu arada. Çünkü bir sürü şeyi tamamen doğaçlamalardan çıkartıyoruz. Yani oyunculardan, durumdan vesaire falan. O yüzden de tabii ki de çok keyifli oluyor birçok yeri. Ve tabii ki de çok kasıcı oluyor birçok yeri. Yani ama onları işte malzemeyi koyup sonra olabildiği kadar sadeleşmeye çekmeye çalışmalar falan. Yani kafa çalışıp bedenin de çalıştığı sürece tabii keyif birazcık çarpı ikiye geçiyor yani. Biraz oyunculara anlattırmak istiyorum. Çünkü hani ben de bir oyuncu olarak metni okuduğumda nasıl oynanacak ya falan dedim Selin'e de itiraf ettiğim gibi. Benso. Evet, merhaba. Merhaba. Benim için tabii bir kadın hikayesi olması çok heyecan verici. Daha önce de çok kadın hikayesi oynadım. Bir belgesel yapmıştık, Kadın Hayattır Memaktır diye. İlk defa bir kadın yönetmenle çalışmıyorum ama ilk defa kendi okulumdan mezun, işlerini çok sevdiğim Yelda ile çalışıyorum. Bir kere o benim için çok büyük bir mutluluk. Ayrıca hep birlikte çalıştığım bütün arkadaşlar çok güzel çalışıyorlar, genç arkadaşlar. Bir de en heyecan verici yanı bu işin, Türkiye'nin siyasal tarihini anlatıyoruz. Ve o siyasal tarihte bir kadının nasıl erkek dünyasıyla mücadele verdiğini, bütün kendi kadınsı duygularını bir kenara bırakıp nasıl o siyasal güç için mücadele verdiğini, inandığı şeyler için bütün özel yaşamını bir tarafa itip onlar için mücadele vermesi ve bugünün solunun niye bu halde olduğunu biraz anlatıyor. Yani niye sol bugün tam olması gerektiği yerde değil, niye bu kadar bocalıyor, bu tekstle birlikte daha iyi anladım ben kendi adıma. Onun dışında erkek rolü de oynuyoruz hepimiz. Onlar çok eğlenceli. Valla ben çok eğlenerek prova yapıyorum. İnanılmaz bir kadın bence Fatma Nudiye Yalçı. Ben de yeni tanıştım bu arada. Ben de. O da benim ayıbım olabilir ama muhtemelen birçoğumuz da yeni tanıştık ve çok fazla özdeşleştiğim yerler olduğu gibi aynı zamanda büyük bir hayranlık da uyandırdı bende. Bir kere cesaretine hayranım, var olma mücadelesine hayranım, gücüne hayranım, duygusal zekasına hayranım. O kadar çok fazla hayranlık uyandırdı ki bende. Bu yüzden de gurur duyuyorum böyle bir kadını canlandıracağımız için. Gerçekten çok gurur verici böyle bir oyunda oynamak bence. Aynı zamanda çalışmalarımızda ben Fatma Nudiye'nin 30'lu yıllarını oynuyorum. Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte ürettiği zamanları oynuyorum. Oyunumuz da Fatih'te bu arada. Yani pardon, provalarımız Fatih'te yapılıyor. Hikmet Kıvılcımlı ile de Fatih'te, Hikmet Kıvılcımlı'nın evi, annesinin evi Fatih'te ve orada da bir takım görüşmeleri gerçekleşiyor. Bu yüzden bazen Yelda bizi alıyor, götürüyor Fatih'te. Böyle bir geziniyoruz bazen prova aralarında. Binalara bakıyoruz, yapılara bakıyoruz, ağaçları elliyoruz. Hani sanki hala orada ve biz onun dolandığı yerlerde dolanıyormuşuz hissiyatıyla yapıyoruz provayı. Benim için çok heyecan verici. Çok keyifli. Bakalım inşallah oynayabileceğiz Sevinç. Tabii oynayacaksınız Selin. Oynayacağız. Ne zaman oynayacağımızı bilmiyorum ama heyecanla o anı bekliyorum. Sabırsızlanıyorum. Ne kadar çok insanla tanıştıracaksınız galiba bizi. Çok, çok fazla. Bir de oyunun şey tarafı da çok güzel. Bensu biraz bahsetti gerçi ama tam bir ensemble oyunu. Benim tiyatroda çok sevdiğim bir şey bu. Yani
oyunun açık biçim olması, hani hepimiz farklı farklı roller oynuyoruz. Ben mesela çocukluk dönemini oynuyorum Fatma Nudiye'nin. Ama oyun öyle bir noktaya geliyor ki yani oyunda hangi rolü oynadığının da çok bir önemi yok aslında. Hani yeri geliyor hemen hazırlanıp başka bir role de çıkabiliyorsun. Erkek rollerini oynuyoruz Bensu'nun söylediği gibi. Mesela önde bir sahne oynanırken hepimiz aslında o atmosferin içindeyiz. Yani o an 1930'ları oynuyorsak biz 1930'ların bir parçasıyız. 50'leri oynuyorsak 50'lerin bir parçasıyız. Eğer bir atmosfer kuruluyorsa, bir mekan varsa onun organik parçalarıyız. Yani beni mesela oyunda en çok heyecanlandıran bu oluyor. Hiç şey yok, hiç boşluk yok. Yani oyun bir saat sürecekse eğer biz o bir saat boyunca o aksiyonun içindeyiz. Bu kısmı mesela bir oyuncu olarak çok heyecanlıydı. Ben de aynı şekilde Ceren'in hani o son cümlelerinde aynı şeyi hissediyorum gerçekten. Oyuncu için çok önemli bir tecrübe oluyor bu. Açık biçim oyunun içerisinde bulunmak. Hani antresi geldiği anda o sahnenin içinde var olmanın dışında sürekli oyunun içerisindesiniz ve o bir saatlik süreçte ya da nasıl hani oyun kaç saatse o süreçte hep up olmak zorundasın. Ve hep oyunun içerisinde olmak zorundasın ve bu oyuncuya çok çok güzel bir tecrübe kazandıran bir teknik. Bu anlamda ben hani mutlu hissediyorum kendimi gerçekten. Ben de Fatma Nudiye'nin 6. dönemini oynuyorum. Ve bu çok güçlü kadının aslında böyle savunmasız kaldığı, savunmasız kaldığı, çevresindeki insanların akı mı kara mı olduğunu öğrendiği, ailesinin, annesinin, babasının, kardeşine çok büyük özlem duyduğu, donanma davasında haksız yere hüküm yediği ve Sinop cezaevinde yaşadığı yılları oynuyorum ben de. Bu süreçte de tabii hani hep biz güçlü bir kadın görüyoruz ve hepimizi hayran bıraktı gerçekten. O güçlü kadını bu süreçte oyunun içerisinde hep o kadının gücünü, savunmasını vesairesini, o erkliğini görüyorsunuz ama benim oynadığım döneme geldiğinde artık hani o duygusal anlamda gerçekten savunmasız kaldığı sürecini de görüyoruz. Onun da bir insan, bir kadın, bir can taşıdığını. Bu kadar güçlü bir kadını Türk tarihinde görmek beni umutlandırdı ve sadece tiyatro anlamında değil yazdığı bazı eserleri var. Yelda sayesinde onlara ben eriştim ve okudum. Türk kadınına gerçekten çok güzel mesajları var. Yani okusa Türk kadını, Fatma Nudiye'yi daha önceden tanımış olsa belki hayatımızda bizim bir şeyler değişirdi. Çok güzel küçük nüansları ve bize güzel mesajları var eserlerinde. Peki bundan sonra değişecektir Şenay. Yani o Gökhan'ın dediği gibi Fatma Nudiye'yi bir dipnot olmaktan çıkaracak bu oyun. Ve o Yelda'nın söylediği eli şu anda hepiniz tutmuşsunuz. Şu anda evet. Sevgi de yani bizi kayıt sonrası yani dinlediklerinde onlar da belki ilk defa duyuyor olacaklar. Ve bir dipnot olmaktan düşünsene premierden önce bile çıkacak belki yani. Tabii bizim ayıbımız onu yani hiç şey yapmıyorum. Onu geçmiyorum, bir kenara koymuyorum ama dipnot olmaktan çıkarıyorsunuz ekip olarak. Bence muhteşem bir şey anlatıyorsunuz topluca. Birazcık da bu kadın olarak görünmez olmak. Yani bu bir gerçek yani bu toplumda. Evet. Türkiye'nin ayıbı. Dünyada da böyle. Yani hep daha farklı bir durum var. Hani biraz bizim ayıbımız ama birazcık da gerçekten bunların ben tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Bunlar kasıtlı bir biçimde olan şeyler. O yüzden hani o görünmezlik hikayesi. Hani ama sonra görüyorsun kendi zamanını buluyor bir şekilde. Çıkıyor yani. Mutlaka. Yapmış yani. Çünkü vardı. O vardı ki biz de şimdi böyleyiz yani. Biz de varız. Ben de Fatma Nudiye Yalçın'ın üniversite dönemini canlandırıyorum ve çok böyle ateşli olarak savunduğu dönemler. Hani Türk siyasetinin de hani parti dönemlerinin yeni yeni kurulduğu, hani Türk siyasetinin yeni filizlendiği ve yeni tanımaya başladığımız dönemler. Ben o dönemleri de bu oyun sayesinde biraz tanımış oldum. Ben Fatma Nudiye'nin ilk gençlik yıllarını oynuyorum ve ben de herkes gibi Fatma Nudiye ile ilk bu teksti okuduğumda tanıştım. Bugün bile 2021 yılındaki bir kadın için cesareti hayranlık verici Fatma Nudiye'nin.
İlk gençlik yıllarında da benim oynadığım bölümlerde de neredeyse çocuk sayılacak kadar genç bir kızın inanılmaz cesareti, özgüveni, yeri geldiğinde arkadaşlarının arkasında durması, sorumluluk alması hayranlık uyandırıcı. Bir de Nazım Hikmet var bende. Nazım Hikmet'i de oynuyorum ve tabii o da çok heyecan verici ve çok korkutucu. Benim için başından sonuna kadar da oyun çıktığı zaman da herhalde titreyerek oynayacağım. Ben Yelda Hoca'nın enerjisini çok hayranlıkla her gün yeniden yükselen bir enerjiyle çalışıyoruz. Özellikle onu söylemek istiyorum. Ve kaynakça çok fazla ve sürekli okumamız, onları değerlendirmemiz gerçekten zor bir metin. Büyük bir ensemble gerektiriyor ve sahnede ritmin hiç düşmemesi gerekiyor. Bunun için biraz kondisyon da çalışılması gerekiyor. Fakat Yelda Hoca bu anlamda çok dediğim gibi çok yani sürekli yükselten bir enerjisi var. O yüzden aslında çok güzel tam böyle şeye gelmiştik. Ritim olarak da çok doğru bir noktaya gelmiştik. Maalesef ara verildi ama şimdi tekrar tabii bunun baştan çalışılması gerekiyor. Bakalım evet, ama güzel ben, çok güzel bir proje. Ettiğim bütün çat kapı ekipleri tabii doğal olarak şeyi söyledi. Yani fiziksel provayı unuttuğumuz için dediler. Evet. Hani başladığında evet. Buraya kadar getirdiğimiz bir prova evet. Süreciydi. Fiziksele ara verildi. Şimdi bir daha başlayacağız ve evet. Belki de bu yani bu çatışmanın üzerine bir şeyler konulacak. Yani dünya tarihinde de en hareketli dönemler. Yani bütün dünya tarihine baktığımızda da en çok olaylar bu tarih aralığında oluyor. Yani 1910'lardan 70'lere kadar getirirsek bizim oyunun sürecini iki tane dünya savaşı var, ihtilaller var, cumhuriyet kuruluyor. Bütün dünya sosyalizmle tanışıyor, göçler var, mübadeleler var. Yani o kadar çok olay oluyor ki. Hani bu olayların içinde bir yandan Fatma Nodiye Yalçın'ın kendi kişisel özel hayatının devam ediyor olması ama bir yandan da o toplumsal altyapıdaki siyasi ve politik olayların devam ediyor olması ve ikisinin aynı paralellikte sahnede o ansambılla bir araya geliyor olmasının ben kendi adıma örneğini izlememiştim mesela. Bu kadar geniş bir tarihi çerçevede. Bizim için çok keyifli oluyor çünkü 7 tane kadın oynuyor orada. yönetmenimiz de kadın. Çok şeyler öğreniyoruz. Gayet keyifli. Oyunu ben ilk okuduğum zaman arkadaşlar o zaman da söylemiştim. Oyunu ilk okuduğum zaman oyunu bitirememiştim. Yani sonuna kadar gelememiştim. Sonra yavaş yavaş Yelda Hoca, Gökhan abi böyle yavaş yavaş ısıtmaya başladılar. Yavaş yavaş ısındıkça ya böyle şimdi nasıl söyleyeyimse bir iç hesaplaşma gibi başlıyor. Sonra o derin kurguyla beraber büyük bir hesap sormaya gidiyor. Heyecanla tekrar tiyatromuzun açılacağı. Sahnelere döneceğimiz günleri bekliyoruz. İlk buna başladığımız zaman bir Haziran'da toplandık biz, tanıştık Yelda Hoca ile falan. Tekstleri aldık. Ben geçen yaz boyunca okumaya başladım. Baktım anlamıyorum. Bir daha başa sarıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Tesadüfen o zamanlarda da şey okuyorum. Biyografileri okuyorum. Yeni Ay, Serteller, az önce sevgili Gökhan'ın söylediği gibi Serteller. Şimdi Nazım Hikmet'i biliyoruz. Annesi Celile Hanım, Nizamettin Nazifler, Suat Dervişler. Onların bir kolajını okuyorum böyle birçok biyografiden. Onlar bana yakın geliyor. Yani, oyunu okudum, defalarca okudum. Daha sonra dedim ki ya bu nasıl bir reji olabilir? Ne yapabilir? Ve şu kanıya vardım. Yelda Baskın bunu cebinde getirdi. Kafada reji var. Öyle zannediyorum. Onu daha sonra öğrenince geldiğinde eline verilmiş. Hani reji eline geldiğiniz zaman verilmiş olduğunu öğrenince iyice bir şoka girdim. Ya dedim ne kafalar var? Nasıl bunun içinden çıkabilir? Ben daha oyunu tam algılayamadım. Ben Fatma Nudiye'nin 30'lu yaşları, Selin'den sonraki 30'lu yaşlarını oynuyorum. Deli Nazif'ten ayrıldığı, Deli Nazif diye adlandırılıyor. Deli'den sonraki boşanmasından sonra Nazım Hikmet'le tanışma, Hikmet Kıvılcım'ın
ve çok özel hayat arkadaşı, hayatında birçok şeyi öğrendiği insanla tanıştığı süreci. Kısa bir hikayesini hemen Fatma Nuri Esid'ini oynuyorum. Sonrasında Hikmet Kıvılcım'la oluyorum. Kısa zamanda dilerim tekrar yan yana geliriz ve oyunumuzu çıkarıp seyircimize gösterebiliriz. Ya şöyle söyleyeyim, ben gerçekten bu oyunla birlikte çok güzel bir kadın tanıdım. Yani çok güçlü bir figür tanıdım. Yani biz yaşadığımız toplumda bir kadının yani ne demek olduğunu gerçekten sadece bir anne tarafından büyütülmüş ve kendi hayatlarının üzerinde duran bir kadının hayatta ne kadar dik duruşunu görebiliyorsak, yani geçmişte gerçekten çok güzel bir insan tanıdım ben ve evet, ben de hiç bilmiyordum bu kişiyi ve çok gurur duydum. O dönemlerin, o Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi ve kendisini çok güzel tanımlaması, çok güzel yetiştirmesi, çok güzel geliştirmesi ve dimdik ayakta durabilmesi. Yani bir erkek olarak bir kadının böyle güçlü bir figür olması çok hoşuma gitti. Umarım en kısa zamanda tekrar sahnelere dönüp kaldığımız yerden devam edip oyunumuzu en güzel şekilde çıkartabiliriz. Bu arada Bilge Su Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz, evet. Tabii ki bizi böyle bir kadınla tanıştırdığı için, Fatma Nudiye ile tanıştırdığı için ona da buradan hepimiz çok teşekkür, evet, ediyoruz. Oyunun bir tane daha çok güzel bir yanı var. O da tam bir İstanbul oyunu olması. Yani böyle İstanbul'un hemen hemen her yerini geziyoruz oyunda. Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eminönü, Cağaloğlu ve oranın tarihini de, hani oradaki bütün o tarihi mekanları, işte bohem bir kafe, bir yayın evi. Yani bir yandan da böyle İstanbul'u da anlatıyor gibiyiz. O tarafıyla da tam bir İstanbul oyunu. Şimdi bu tür oyunlarda, bu tür açık biçim ve içeriği güçlü, yani doğru sunulması gereken, sonuçta bizim oyundaki bütün karakterler yaşamış karakterler. Hepsinin torunları hala bu ülkede yaşıyor, çocukları yaşıyor. O yüzden hani onları sahnede, sahne gerçekliğinde kurgulamak tekrar yazar için eminim belli bir zorluğu vardı. Şu anda bizim için de bunların ayrıca bir zorluğu var. Çünkü hani böyle tamamen kurgu bir oyun olsa, oyun karakterlerini sahneye getirirken daha uçabilirsin, daha farklı şeyler tercih edebilirsin. Ama şimdi burada bir gerçeklik var. Bu insanlar bu toprakların insanları. Ve bu hikaye bizim toprağımızın hikayesi. Ama şöyle bir durum var. Şimdi normalde ben oyunu, yaptığım oyunu anlatmayı sevmiyorum. Zaten yapacağım. Yapınca da seyirci gelip izleyecek, görecek. Ama şöyle bir durum var. Bu tür oyunlar tavır oyunculuğunu çok ister. Hani açık biçim ve içeriği de birazcık politik olan ya da sözü olan, her şey politiktir de hayatta. Tavır oyunculuğu önemlidir. Ve ben şimdi mesela oyuncuları burada izlerken, dinlerken, tabii bir süre sonra biz artık çok harekete geçtiğimiz için onları bu tür dinlemiyorum. Dinlemekten vazgeçmiştim bir süre sonra. Daha eylem halindeydik. Onların bu şekilde konuşmaları bana çok iyi geldi. Onları bu şekilde hani kendilerini ya da oyunu tanımlıyor oldukları yer oyunun ihtiyacı olan bir şey. Çünkü oyun güncel bir oyun. Oyun geçmişte 1904-1969 yılları arasında Fatma Nudiye Yalçı Hanım'ın hayatını ve hayatında yolunun kesiştiği önemli, bizim edebiyat ve siyasi tarihimizdeki önemli figürleri getirse de oyuna baktığımız zaman Sevinç, inanılmaz bir tekrar eden bir tarih döngüsü, olaylar tekrar ediyor ve Cumhuriyet'in o ilk yılları, ilk yıllarından sonra hani nerede ne olmuş, çünkü Nudiye Hanım'ın hayatı önde akarken aslında geride, yani fonda Cumhuriyet'in aslında o 60'lı yıllara kadar olan önemli olaylarını da hep görüyoruz ve çok düşündürücü oralar. O zaman düşünebiliyor musun? Cumhuriyet daha yeni kurulmuş, daha henüz laiklik tartışılıyor şimdi. O zaman da
Daha henüz belki tartışılıyor. Ve bir kadın öyle bir dönemde yani boşanıyor kendi isteğiyle. Çocuğunu aldırabiliyor. Sonra birlikte yaşamaya başlıyor ve Hikmet Kıvılcım'la ve bunun için hani evlenme ihtiyacı duymuyor. Yani şunu demek istiyorum. Nudiye Hanım tam bir devrimci. Yani her anlamda gerçekten varoluşuyla önden giden, çok aydınlık. Yani ve hani o dönem tabii ki biz, Ceren bahsetti, bütün dünyanın yine bu zamanki gibi kabuk değiştirdiği bir dönem olduğu için hepsinin gerçekten başka türlü bir dünya mümkün mü sorusu peşinden çok inançla gittikleri dönemler. Ve çok hep bunu bütün tasarımcılara da söyledim. Hiç o oyunu böyle nostalji perdesinde böyle bir zamanlar bunlar yaşandı gibi olsun. Mesela ben hiç istemiyorum yönetmen olarak. Tam da şimdi şu anda gerçekten hani belki oyundaki olayların oyun kişileri değişti, isimleri değişti ama tekrar eden bir döngünün içinde olduğumuz için oyun bence çok güncel ve salondaki yani kadın ya da erkek oyunu izlerken en dar, en karanlık zamanda dahi yapılacak bir şey var mıdır? Vardır. Yapmışlar. Yani hayal kurmuşlar ve peşinden gitmişler. İnandıkları dünya için hayatlarını vermişler. İdeolojileri ne olursa olsun. Bunu gördüklerinde salondan bu enerjiyle, bu coşkuyla çıkabilirse seyirci, işte o zaman herhalde biz ekip olarak işimizin de bu hazıyla çok iyi hissedeceğiz diye düşünüyorum. Oyun da amacına ulaşacak. O zaman Nudiye de bir şey olacak. O da bizi bir yere ulaştıran bir figür olarak yerini alacak diye düşünüyorum. Umarım pandemi biter ve oyunumuzu istediğimiz gibi sahneleyebiliriz, oynayabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir şarkı söyleseler olur mu? Olmaz olur mu ya? Muhteşem olur. Bakışları derinler, o siyah gözlerin, aşktır senin her yerin, hele kirpiklerin. Hayatım karanlık beni, aşkla önleyenim, bağrımda akıyorken kan, gel kalbime dolan. Bu kadar. Gerisi oyunda. Bence siz birbirinizi çok özlemişsiniz. Ben çıkayım arkadan kaynatayım, bir 15-20 dakika daha bu zımınız var.